Merhabalar İBB kanalımızın kıymetli seyircileri. Manevi Dinamikler programına hoş geldiniz. Osman Karyağdı hocamıza başladığımız İhlas Risalesi sohbetlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Osman abi, merhaba abi. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Merhaba, teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok şükür, teşekkür ederiz abi. Sağ olun, Allah razı olsun. Evet abi, ben fazla sözü uzatmadan direkt size sözü bırakalım. İhlas Risalesi'ne başlamıştık. Bir giriş yapmıştınız. Allah razı olsun. Bunun yukarı değil, amudi değil, biraz daha yatay bir ibadet olduğunu, düşünce, inanç olduğunu söylemiştiniz. Buyurun abi. Kaldığınız yerden sizleri dinliyoruz. Buyurun. Evet. İhlas, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İhlas, İslam kültürünün önemli bir kavramı ve Kur'an'la daha da anlamı zenginleşmiş, dini değerlerle daha da zenginleşmiş bir kavram. Kelime olarak ihlas kelimesi, bir şey neyse o, içinde olan şeyin tamamının içinde olması, dışında olması gerekirken bir şeyin içinde olmaması manasına geliyor. Bir şey olduğu gibi olması, içinde fazlalık ve eksiklik olmaması manasına geliyor. Kelime anlamı bu şekildeyken bunun bir de din literatürdeki anlamı var ve İslami kültürde ihlas kelimesi hem akaid metinlerinde hem de ahlak ve ibadet metinlerine kullanılıyor. Akaid metinlerine kullanıldığı zaman manası tevhid oluyor. Yani tek bir ilaha inanmak, tek bir ilahı kabul etmek manasına geliyor. Allah'ı tek olarak, tek ilah olarak kabul etmek manasına geliyor. İbadet ve tasavvuf metinlerine kullanıldığında ihlas kelimesi kullukta Allah'tan başkasını düşünceden, bakış açısından çıkarmak, Allah'tan başkasını düşünmemek. Kulluk yaparken, kulluk derken burada biraz daha hususi anlamda ibadet manasına, namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadetleri sırf Allah için yapmak. Bu tür ibadetlerde Allah'tan başka düşünceyi, duyguyu içine katmamak manasına geliyor. Mesela ben namaz kılıyorum ama kılarken de işte belli bir yerde bulunuyorum. O yerde bulunanlar, namaz kılanlara iyi bakılıyor. O yüzden namaz kılıyorum. Onu da hesaba katıyorsun. Veyahut da namaz kılmazsam belli şekillerde elde ettiğim şeylerin bir kısmını kaybedebilirim. Namaz kılanlara iyi bakıyorlar, amirlerim, üstlerim gibi. Veyahut da ibadet ederken Allah duygusu yanında insanlar beni görüyor. Dolayısıyla insanların gördüğünü hesaba katarak normalde yapmadığım şeyleri yapayım düşüncesi tasavvuf ve ahlak kitaplarında bu şekilde bu düşüncenin olmaması manasına geliyor. Mesela ben namaz kılarken örnek vermiştik diye hatırlıyorum sanki. Namaz kılarken bir namazı, iki rekat bir namazı 3 dakikada kılıyorsam eğer, bir yere gittiğimde herkes beni görürken onu 10 dakikada kılıyorsam, yavaş yavaş onlar görsün düşüncem varsa, İnsan 10 dakikada 2 rekat kılabilir, 20 dakikada da kılabilir ama başkasına göstermek, başkasının dikkate alma manasında bunun ihlasa zıt olduğu, Cenab-ı Hakk için olmadığı, farklı niyetlere katıldığı manası var demiştik. Bu ihlas kavramı İslam kültüründe umumiyetle anlamı geniş olsa bile ibadetle beraber değerlendirilmiş, ibadetlerin sırf Allah için yapılması manasına kullanılmış. Üstad bu bilgiyi naklediyor kendisi ve bu bilgide ne var? İbadetin ruhu ihlastır. İşaret-i İcaz'dan söylüyorum. İbadetin ruhu ihlastır. İhlas ise yapılan ibadetin sırf emredildiği için yapılmasıdır diyordu Bediüzzaman. Bunu diyen Bediüzzaman ibadetlerdeki ihlas kavramını biraz daha sosyalleştirip kendi hizmetinin temeline koyup hizmet de ihlas, ihlas de hizmet. Hizmette belli bir prensip, belli bir ahenk üzerine yapmak veyahut da belli düsturlar üzerine hizmetini yürütmek manasında ihlas kavramını özel bir anlam yüklemişti. Bunu söylemiştik. Ve 20. Lema'da Üstad ihlası farklı cemaatler arasındaki gruplar arasındaki, Müslüman gruplar arasındaki problemlerin çözümü adına bir argüman olarak kullanıyordu. 21. Lema'da ise kendisiyle beraber hizmet edenlere bir yol haritası olarak veyahut da bir düsturlar mecmuası olarak, esaslar olarak, anayasa demiş düsturu kelimesinin hareketle böyle bir şey olarak kullanıyordu. Ve 21. Lema'da ihlasın niçin gerekli olduğunu bu hizmette söyledikten sonra bu ihlasın kazanılması ve bu duygunun devam ettirilmesi, korunması ve önümüze çıkacak engelleri aşmak için de bir takım düsturların uygulanması gerektiğini söylüyordu. Ve geçen haftalarda ilk düsturu okumuştuk. İlk düstur birinci düsturunuz diyordu. Birinci düsturunuz, birinci düsturum, birinci düsturumuz şeklinde özdeşleştirmek gerektiğini söylemiştim. Sanki öyle olsa daha iyi olacak gibi. Ben birinci düsturum,
amelimde rıza-i ilahi olmalı şeklindeydi. Birinci düsturu değerlendirilirse, ikinci düsturda üstad diyor ki ikinci düsturunuz. Yine özelleştirirsek ikinci düsturum diyemem, benim diyemem çünkü tek değil. İkinci düsturda fert yok. Bir kişinin düsturu olamaz, bir grubun olması gerekiyor. Çünkü ikinci düsturun muhtevası tek başına bir kişiyi ilgilendirmiyor. Bir grup olması gerekiyor. Ferdi değil bu ikincisi. İkincisi içtimai, sosyal, toplumsal bir düstur. Ne diyor üstad? Diyor ki ikinci düsturunuz. İkinci düsturunuz derken ikinci düsturum demezsem bile ikinci düsturumuz demeliyiz. Üstad kendisi daha önce söylediğiniz gibi didaktik hani amirane yukarıdan yapın edin tarzında söylüyor. Biz de bunu okurken eğer Risale-i Nur'la irtibatımız kavi ise, Risale-i Nur'la irtibatımız varsa ikinci düsturumuz bizim, benim, beraber hareket eden arkadaşlarımızın ikinci düsturu şeklinde okumak gerektiğini söyleyeyim. Ve şöyle okuyalım. İkinci düsturumuz bu hizmet-i Kur'ani'de bulunan kardeşlerimizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet fırsatlık nevinden gıpta damarını tahrik etmemektir. İkinci düsturumuz bu hizmet-i Kur'ani'de, ben tekrar edeceğim, bu hizmeti bu Kur'ani'de bulunan kardeşlerimizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet fırsatlık nevinden gıpta damarını tahrik etmemektir. Şimdi burada bu bir düstur. Düstur esas, yasa, temel kural manasına giriyor demiştik. Bizim anayasamız eğer kabul ediyorsak hizmet anayasası gibi düşünülebilir bu. Diyor ki üstad, bu hizmeti Kur'an'da bulunan kardeşlerini tenkit etmemek. Birincisi tenkit, ama kimi tenkit etmeyeceğiz? Kimi tenkit etmeyeceğiz konusunu iki şekilde okumak mümkün. Bir, hizmeti Kur'an'da bulunan kardeş kimse? Hizmeti Kur'an'da bulunan. Yani müminler kardeştir. Hizmeti Kur'an'da bulunan hepsi kardeştir. Bu kardeşler mesela falan tarikatten olabilir, filan cemaatten olabilir, fark etmez. Hizmeti Kur'an yapan kim varsa hepsini çerçeve içine alarak hizmet yapan insanı, hizmet ederken hizmet noktasında tenkit etmeyeceğiz. Bir, umumi anlamda genel olarak hizmet yapan insanlar, iman ve Kur'an hizmet eden insanlar. İkincisi, daha hususi olarak biraz daha dar dairede bu hizmet-i Kur'an'ı, yani bu, yani benimle beraber, bu metni okuyanlarla beraber, yani Risale-i Nur yoluyla hizmet eden insanlar, Risale-i Nur yoluyla hizmet eden insanları tenkit etmeyeceğiz. Tenkit edeceğiz inşallah, fakat önce kimi tenkit etmeyeceğimizi daha iyi görelim istedim. Hizmeti Kur'an'da bulunan arkadaşlarını, kardeşlerini tenkit etmek. Müminler kardeştir. Sonra Nur talebeleri biraz daha özel. Bütün cemaatler kendi tabilerine, saliklerine kardeş diye bakar. Müminler kardeşken onlar biraz daha özel kardeş olur. Daha fazla kardeş, hizmetten kardeş olur. Bu normaldir. Burada da Nisan hizmeti yapanlar biraz daha hususi olarak dar dairede kardeş oluyor. Zaten üstadın mektubatta söylediği kardeşin hassası, dostun hassası, kardeş kimdir, dost kimdir, bunlar ifade diye baktığımızda kardeş Risale-i Nur dairesi içerisinde sözleri, yani Risale-i Nur külliyatını sahiplenen, benimdir sahip çıkan ve bunu neşreden, çoğaltan, onunla alakalı yatıp kalkan, onun derdi gücü bu olan insana kardeş diyorsa hizmet dairesinde. O zaman ikinci düsturumuz bu hizmeti Kur'an'da bulunan kardeşleri tenkit etmemek. Yani kardeş, müminler kardeşi tekrar uygulamaya gerek yok zannediyorum ama tenkit etmemek diyeceğiz. Burada tenkit meselesini biraz açmamız gerekiyor, mecburen açmamız gerekiyor. Açarken de şöyle açalım. Tenkit aslında İslami bir ilimdir. Tenkit İslami bir ilimdir. Nakt, nakt kelimesiyle kullanılır. Nakt, tenkit etmek manasına geliyor. Nakt İslami bir ilimdir. Bu ilimi şöyle görüyoruz. Özellikle hadis usulünde, hadiste. Hadiste biz tenkit, ravi tenkidi yapıyoruz. Ravileri tenkit yapıyoruz. Gerçi biz yapmıyoruz artık. Çünkü o tenkit devri bitmiş, kapanmış artık kitap. Ama yeniden farklı mülazalar olursa farklı şekilde tenkit olur. Tenkitsiz olmaz. Tenkit elzem bir şeydir. Ve ravi tenkidi şu demek. Vaiz TV kanalında Kadir Paksoy hocamızla hadis usulü dersinde bu ravi tenkidi üzerine bazı güzel notlar var ve inşallah önümüzdeki haftalarda ravi tenkidi üzerine farklı şeyler de olacak. Ben değerli İBM kanalı takipçilerini oraya da havale etmiş olayım bu vesileyle. İşte ravi etmişler. Evet, ravileri tenkit etmişler. Ve tenkit derken de o kadar yapmışlar ki mesela İslam kültürü bir insan hakkında kötü konuşmayı, arkasından konuşmayı veya bir insanın menfi yönlerini ön plana çıkarmayı hoş karşılamaz. Farklı formatlarda bu gıybettir, İftiradır, hakarettir, insanı boş görmek, küçük görmektir.
farklı her yani usulüyle yapılan şekline göre her çeşit bir şekilde hoş değil. Bir insan hakkında konuşmak, eksik yönleri ortaya koymak. Fakat hadis ravisi ise bir insan ben hadis ravisiyim, hadis naklediyorum diyorsa kendini ortaya koyuyor demektir. Beni eleştirebilirsiniz, beni görün, değerlendir manasına geliyor yaptığı işten dolayı. Hatta hadis büyük hadisçilerden biz ravilerden birisine derler ki sen bu kadar insanı eleştiriyorsun falan şunu yaptı, yalan söyledi veyahut da güvenilir birisi değil diyorsun. Bir sürü şey söylüyorsun, eleştiriyorsun. Kıyamet günü karşısına çıkıp da beni niye böyle eleştirdin derse o zaman ne cevap vereceksin? Korkmuyor musun öyle bir şeyden? Diye sorulunca diyor ki korkulacak bir şey doğru bu ama ben Allah Resulü'nün niye bana sözler isnat edilirken doğru ve yanlış olabilecek güvensiz birisi benim hakkımda bir şey rivayet ederken niye beni savunmadın derse ondan daha çok korkarım. Din benim için daha değerli. İnsanlara saygı önemli ama dine saygı benim için daha değerli. Bir değer ortaya koyuyorsa bir insan bir şey ifade ediyorsa ben onu ölçer biçerim ona göre alırım diyorlar. Ve dolayısıyla tenkit anahtar bir şey. Naktül hadis, naktül ravi, ruvat. Hadisler alimler, hadisin metni de hadisi nakleden alimler de ciddi tenkit edilmişler. Ve buradan baktığımızda nakt bir şey yontmak manasına geliyor. Yani bir şeyin fazlalıklarını kendi aslında olmayan şeyi çıkarmak, eksiltmek, eksik fazlalıklarını çıkarmak manasına geliyor. Fazla bir şey varsa nakt ediyorsunuz, onu yontuyorsunuz. Kelime bu. Ve başka bir şey de şudur tenkitte. Tenkit daha iyiye gitmenin, daha güzel elde etmenin, kemale yürümenin temel bir noktasıdır. İnsan kendini tenkit edecek, eksiklerini görecek ve eksiklerini görürse tamamlayacak. Kendini tenkit etmezse insan her şey güzel manasına geliyor demektir. Ben niye tenkit edeyim, eksiğim yok ki manasına gelir. İnsan kendini tenkit edecek. Benim şu eksikliklerim var veya şu fazlalıklarım var. Yani gereksiz fazlalıklarım var. Dolayısıyla onu tenkit edecek, fazlalıkları atacak, eksikleri tamamlayacak, bu şekilde daha iyiye doğru gidecek. Tenkit daha iyiye gitmenin, daha güzel elde etmenin temel bir yönüdür. Ve buradan bu çok uzatılabilir, konu çok ciddi ve hayati bir konu. Fakat ben burada çok fazla uzatmadan kitaplara havale edip şunu diyeceğim. Tenkit olmazsa olmaz bir şeydir. Ve Üstad Bediüzzaman çok ciddi sağlam tenkitler yapmıştır. Üstad Bediüzzaman çok sağlam tenkitler yapmıştır. Oturaklı tenkitler yapmıştır. Zaten Üstad'ın ortaya koyduğu eser zaten tenkit demektir. Risale-i Nur bir nevi tenkittir. Ama Üstad kimseye kötü söz söylememiştir. Kalkıp ismini vererek kimseyi küçürmemiştir. Mesela daha iyi anlaşılsın diye Üstad'ın tenkitini söyleyeyim. Anlaşılacaktır muhtemelen. Üstad mesela 10. sözü geçmiş ulemayı bir yönüyle tenkit etmek için yazmıştır. Orada gerisi biraz da dokunma da var. Sözlü olarak da var. Geçmiş alimlerin bazılarına bu akılla ispat edilemez. Dolayısıyla diye bir isim de olsa bile normalde çoğu risale, yazılan her risale bir yönüyle geçmişteki eksikleri tamamlamak için yapılmıştır. Dolayısıyla bu konu bir eksikti, bir zaaf vardı. Onun üzerine bir şey ekliyorum. Zaten her tecdit bir nevi tenkittir. Tenkit edeceksiniz ki eksiklerini göresiniz, onun üzerine bir şey katasınız veya fazlalıklarını göresiniz, yontasınız, çıkartasınız. Dolayısıyla tenkit hayati bir şeydir. Ve bu hayat içerisinde bir şey olmazsa, uygulanmazsa insan donup kalır. Elde ettiği şey güzelse o güzelde kalır, daha güzele gidemez. Güzel değilse elinde olan şey kötü olarak kalır. Kötü olan da zaten kötü kalmaz, daha kötüye doğru gider zaman geçtikçe. Dolayısıyla tenkit hayati bir şeydir diyeyim. Bu kadar hayati bir konuyu sadece cümlelerle ifade etmek yetmez belki. O yüzden şunu söyleyeceğim. Mesela yine Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Ölçü ve Yoldaki Küçükler kitabından bir pasaj hatırlıyorum. Ta gençlik yıllarımızdan duyduğumuz bir şey. Şu anda da okuyabilir değerli seyircilerimiz. Diyor ki Hoca Efendi, şimdi mücit kaşif yetişmiyor. Mücit kaşif yok. Taklitçi insanlar var. Geçmiş taklit ediyor ya başka kültürleri taklit ediyor. Bunlar yetişiyor şu anda. Her şey değişecek diyor. Kapı, sıra, mektep, okul her şey değişecek. Ve işe tenkitle başlamak esastır. Yani bir şeyi her şeyi güzel görüyorsanız yeni bir şey yapmaya ihtiyaç duymazsınız. Zaten her şey var. Dolayısıyla eksikleri göreceksiniz. Tenkit edeceksiniz. Etmek lazım. O zaman bu hayati bir şeyse Üstad da dediğimiz gibi tenkit yapmışsa o zaman niye burada Üstad böyle bir tenkide karşı kapıyı kapatıyor ve bir düstur olarak ortaya koyuyor? Dedikten sonra şunu söyleyeceğim. Üstad tenkit yaparken kalkıp kimseyi tahkir etmiyor. Tenkitle tahkiri
veyahut da arkası boş veya biraz dolu gibi görünen ağızdan çıkan sözleri, sözün nereye gideceğini veya neyi ifade ettiğini ve anlattığı konuda bütün detaylar bilmediğin insan dikkate almıyor. Aklına gelen ilk cümleyi ortaya koyuyor, bazen düşünerek koyuyor ama bu söz nereye gider, kimi incitir, bir faydası olur mu? Bunları düşünmüyor, sadece konuşuyor. Bunu konuşabilir insanlar. Dolayısıyla biz tenkit meselesinde ne yapacağız? İki durumu dikkate alacağız. Birincisi tenkit eden insan durumu, ikincisi tenkit edilen insan durumu. Tenkit eden insan durumunda eğer bizsek o tenkit eden, ölçülere uyacağız. Ölçüsüz tenkit olmaz. Önce biz tenkit ettiğimiz konuyu ölçülere vuracağız. Bizim için bir mümin olarak ölçülerimiz Kur'an ve sünnettir. Önce Kur'an ve sünnettir ve bunun peşinden binlerce yıldır insanlık aleminin geliştiği, insanın geliştiği evrensel değerlerdir. Bir konuyu biz konuşurken, tenkit ederken bu ölçülere vururuz. Bu ölçüler içerisinde doğruysa tenkit edebiliriz. Tenkidimiz doğruysa tenkit edebiliriz. Ama tenkidin de tenkit edilmesi gerekiyor. Burada yapılacak şey şudur. Ben bir hakikati ortaya koyacağım. Bir yanlışı ortaya koyacağım. Ama yanlışı ortaya koyacağım zaman bu yanlış düzelecek mi? Bu yanlış nasıl düzelir? Ben üslubumu iyi ayarlarsam, gönül kırmazsam, insanın kafasına vurmazsam, doğru da olsa vurmazsam o zaman bu yanlış mutlak olmasa bile daha normal bir şekilde düzelir, tasfiye olur. Benim niyetim tenkit eden olarak nedir? Önce bir yanlışı gördüm, bu yanlışı düzeltmek istiyorum. O zaman ne yapmam lazım? Bu yanlışı yoluna göre düzeltmem lazım. Mesela gidip yanlış yapan insan ne biçim yapıyorsun, yanlış yapıyorsun, olmaz böyle dersem çoğu zaman hata yapıyorsun diye düz söylendiği insanlar bunu almazlar. Almıyorlar zaten. Hatta şöyle bir cümle vardı benim zihnin arka planda. Hata yanlış bir yorgan olsa soğuk kış günde insan üzerine almaz onu. Çünkü hatayı kabul etmez. Hatayı kabul etmeye çok açık değiliz biz insan olarak. Hataya bir sebep buluruz, kılıf buluruz, bir şey buluruz. Genelde bu çoğunlukta böyledir. Çoğunluk böyleyse bu böyledir diyebiliriz. Hatayı mesela bir hata tespit ettik, gidip doğrudan bu ne biçim falan dersek yanlış olur. Maksadımız eğer bir hatayı düzeltmekse önce muhatabın ona hazır hale gelmesi gerekiyor. Mesela halı sahaya çıkarken bile normal hani rastgele oynanadan bahsetmiyorum. Bir 3-5 dakika ısınma gerekiyor. Futbolcular devamlı antrenman yapıyorlar. Çünkü sahada yapacakları şeyle vücut alışıyor. Sonra mesela masaj yapılıyor, şu oluyor, bu oluyor. Dolayısıyla hatayı düzelteceksek önce hatayı düzelteceğimiz yeri hazırlamamız gerekiyor. Tabii ondan önce bizde olan şey zihnimizi düzeltmemiz, kendi niyetimizi tartmamız, niye yapıyorum, nasıl yapıyorum şeklinde düzelttik, düşündükten sonra zihinsel açısından peşinden de üslup açısından düşünmemiz gerekiyor. Gidip insana sen böyle bir yanlış yapıyorsundan önce, yani olması gereken şeylerden birisini söylüyorum. Tamamını söylemeyeceğim tabii ki. Söyleyemeyeceğim daha doğrusu. Derim ki ya sen şunu güzel, çok güzel yapıyorsun. Şunu yapıyorsun çok güzel. Bunu güzel yapıyorsun. Şunu da güzel yapıyorsun. Bir de şunu şöyle olsa. Bir de şu şöyle olsa. Ya yanlışı çok da söylemeye gerek. Şu da şöyle olsa daha güzel olur. Eskiden Batı kültüründe yerleşmiş bir duygu olarak şunu anlatırdım. İşte şu güzel, şu güzel, but. But fakat manasına geliyor İngilizce malum. Fakattan sonra gelen şeyler gerçekten çoğu zaman sakattır. Fakattan önce ama insanı hazırlıyor muhatap. Yani fakat dedikten sonra söyleyeceği şeye öncesinde işte masaj yaparak, ısıtarak bir şey yaparak hazırlıyor. Fakattan sonra çok dokunmuyor, acıtmıyor yani. Hani iğne vururken oraya bir ovalama falan gibi şey, hazırlama gibi şeye benziyor bir şekil. Dolayısıyla bir tenkit yapacaksak, biz bir yanlış ortaya koyacaksak önce güzellikleri olduğu kadar hatta daha fazlasıyla ortaya koymalı. Dikkat çekmeli, çok güzel yapıyorsun, bravo demeli. Ondan sonra fakat şurası yanlış diyebiliriz. Fakat şurada bir eksiklik var diyebiliriz. Ben şunu öğrendim son zamanlarda, artık bu işi iyice üslubunu ayarlayanlar fakat da demiyorlar. Ve diye ekliyorlar. Şunlar şunlar güzel. Ve şu da olsa daha güzel olacak. Yani fakat dediğin zaman da zaten bir refleks olur. Fakat bile gerek kalmadan üslup çok önemli bir şey. Hayati bir şey. Burada tenkidin de iyice tenkih edilip, tenkitten geçilip güzel bir şekilde yapılması lazım. Önce niyetimizin sağlam olması lazım. Bir yanlış düzeltme niyeti olması lazım. Peşinden de üslubunu ayarlamak lazım. Bir bu. İkincisi Allah rahmet eylesin. Merhum Cemal Uşak bir yerde bu tenkit konusunda ben konuşuyordum. Üstadım bu dersini. Dedi ki üstad burada tenkit ederken hizmet anında tenkitten bahsediyor. Düşünce değil bu. Hizmet anında. İş yaparken, aktif haldeyken. Mesela
ne yaparken koşuyorsunuz, bir şeye başladınız, tuttunuz, bir işi götürüyorsunuz. O iş yaparken tenkit yaparsanız zaten şeyiniz, bütün moraliniz bozulur, kuvve-i maneviniz kırılır, şeyiniz düşer, değerleriniz düşer. Dolayısıyla o anda tenkit olmaz. İşi planlarsınız, işe başlarsınız, o anda tenkit olmaz. Planlarken tenkit olur, iş yaparken tenkit olmaz. Bittikten sonra tekrar tenkit olabilir demişti. Allah rahmet eylesin, gerçekten bana orijinal geldi. Burada iş yaparken, çünkü iş yapıyoruz, yürümez. Nedir mesela, şu da var. İş yapıyoruz ama yürümüyorsa zaten orada bırakırız. Yeniden farklı bir şekilde gireriz. O farklı. Şimdi burada üstad diyor ki hizmet eden insan, hizmeti Kur'aniye'de bulunan karşı hizmet ederken tenkit etmeyin. Şimdi bu çok hayati. Niçin üstad bunu söylüyor? Kur'an'dan aldığı ölçüler var. Hayattan aldığı ölçüler, kainatın aldığı ölçüler var. İnsanların reddedemeyeceği, kabul edecekleri, etmek durumunda oldukları bazı ölçüler var. Dolayısıyla üstad diyor ki bu hizmet Kur'an'a bulunan kardeşlerini tenkit etmemek. Örnekleri inşallah değerlendireceğiz. Tenkidi biraz değerlendirdik zannediyorum tenkit açısından. Evet, abi, sadece bir cümle bile bir ders oldu. Kardeşlerimizi tenkit edip fazilet furuşluk nevini, kıtta damarlarını tahrik etmemek. Sadece hatta fazilet furuşluk nevine bile geçemedik herhalde. Cümlenin yarısı kaldı abi. Yani Allah razı olsun. Ben bu üslup, bu ifadenizden sanki vaktimizi doldurmaya yaklaşıyoruz veya doldurduk gibi geliyor, evet, ama tenkit bitmedi. Tenkitle alakalı söylemem gereken birkaç şey daha var. Çünkü belki üzerine duracağız. Fakat tenkiti temel açıdan değerlendirme açısından diyorum. Tenkit eden bu şekilde olacak. Niyetini düzeltecek. Bir de tenkit edilen. Beni tenkit ediyorsunuz. Mesela çok hızlı konuşuyorsun diyorsunuz mesela. Diyebilirsiniz, çok haklılar. Çünkü bu devam söyleniyor. Ama nedir? Ben yok hayır hızlı konuşmuyorum dersen bu doğru olmaz. Çünkü kendimi dinlediğim zaman hızlı konuştuğumu ben de görüyorum. Uğraşıyorum, çözemedim ama kabul ediyorum. Çözmeye de çalışıyorum. Zaman zaman yavaş konuştuğumda olabiliyor. Konu değişebilir. Ama mesela nedir? Tenkit edilen de. Ya siz ne yapıyorsunuz? Her şeyi yaşıyorsunuz denmez. Tenkit ediliyorsa o insana mesela hakaret edilmez, boşver denmez. O insanı uygun bir şekilde gönderdikten sonra ve dinlendikten sonra insan kendini ölçer. Dediği şey doğru mu? Yanlış mı? Yanlışsa da tenkitten ders alınacak şey vardır. Nedir? Yanlışsa söylediği şey, demek ki ben yanlış anlaşılıyorum. Eğer karşıdaki insan suizan veya düşmanım değilse, bana düşmanlık için yapmıyorsa, onu hissetmiyorsam, demek ki beni anlayamıyorlar. Yani ben doğru yapıyorum ama doğru anlaşılmıyor. O zaman bir yerde bir problem var demektir. Tenkit eden insan doğru anlaşılması, olayın doğru görülmesi için üslubunu, yaptığı şeyi gözden geçirir. Saçma sapan bir tenkit bile olsa, deli saçması bile olsa, madem bunu söyleyen insan sırf laf olsun diye söylemiyorsa, o hissedildikten sonra tabii ki söylüyorsa, demek ki ben de bir problem var. Hani söylediğim şeyler çok doğru ama üsluptan bir yerde bir problem var, aletten bir yerde problem var. İnsanlar böyle düşünüyor, böyle algılıyorlarsa o zaman bazı şeyleri değiştirmem lazım. Tenkit eden, edilen. Ve onun dışında tenkit edilen insan, tenkit edilmek çok çok zordur gerçekten. Çok zordur. Böyle insanın yutkunması gerekir. Yutkunur insan. Edildikten sonra da mesela niçin güzeldir? Tenkit, aslında tenkit edilmek güzel bir şeydir. Eğer bir insan son anlarında değilse, ömrü artık bitmediyse, tenkit çok güzel bir şeydir. Çünkü insan devamlı üretiyor, yapıyor, konuşuyor. Mesela bir tenkit geldiğinde, eğer çözülebilecek bir tenkitse, hızlı konuşmayı çıkartıyor, hızlı konuşma dışında o neyse, aslında o da çözülebilecek bir şeydir ama o tür bir tenkit geldiyse insan o tenkiti alır ve daha sonra benzer bir şey yapıyorsa aynı hatayı yapmaz, aynı yanlış yapmaz. Dolayısıyla ne yapmak gerekir? Tenkit edilen tenkitleri not alıp zihne kodlayıp, aynı hataysa, ölçtükten biçtikten sonra hataysa, benzer hatalar tekrar yapılmaz. Tenkit edilen insanın buna da dikkat etmesi gerekiyor. Ve onun dışında mesela tenkit edildiği zaman tenkit eden insana haklısın kardeşim, ben bunu görememişim. Hani şey, saçma bir şey de olsa veya yanlış anlamışım veya anlatamamışım kendimi, özür dilerim gibi şeyler karşı taraftaki insanı insafa getirir. O da der ki muhtemelen ben de biraz abartmışım herhalde der. Yani bir şekilde üslup o kadar hayati bir meslek ki, tenkitte ve diğer meslelerde üslubu ayarlayıp insan dozajını ayarlarsa her konuda iyi olacaktır. Üstad bu hizmeti Kur'an'da bulunan kardeşlerini tenkit etmemek diye bir temel düstur koymuş. Bunu sadece böyle koyup geçmemiş. Kur'an'dan örnek vermemiş sadece. Hayattan örnek vermiş. İnsan inşallah örnekleri gördüğümüzde, evet böyle zaten, böyle olması gerekir, yoksa bir şey olmaz diyeceğiz inşallah diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Yani sadece bir kavram üzerine bir konu, bir ders olmuş oldu.
Siz bu ihlasla alakalı bir şey demiştiniz. Aklıma geldi, onu paylaşmak istiyorum hocam. Bu Ahmet Kurucan hocamızın Hatırdan Satıra kitabında büyüğümüzle bir yerde cuma namazı kılıyorlar. Cuma namazının farzından sonra büyüğümüz diğer o ek işte zühre ahir vaktin sünnetini kısmında da böyle normal uzun kılmış. Yani daha doğrusu kendi kılışıyla kılmış. Bu biraz uzun gelmiş. Yani Ahmet Kurucan diye benim içimden de geçti. Yani Hoca Efendi rüya mı yapıyor böyle uzun uzun niye kıldı diye. Sonra işte bitti dualar falan. Araba binip giderken Hoca Efendi döndü. Ahmet Hocam ben rüya yapmadım. Ben kendim nasıl kılıyorsa hiçbir şey eksiltip çıkartmamak gerekiyor ki ihlastan hani sanki eklemek ihlası bozuyor. Çünkü birileri geldi. Çıkartmak da mı bozuyor hocam? Ağzına bu aklıma geldi sizi söylerken onu da paylaşmak istedim sizinle. Evet, şöyle ihlas gayrı dikkate almak demektir. Yani bu tasavvufta çok derin manaları var. Gayrı dikkate almak ne demektir? Allah için yapılan bir işte namaz, oruç gibi Allah için yapılan bir şey başkasının dikkate almak manasına. Yani illaki ona göstermek şöyle. Mesela az önce o yüzden örnek verdim. Bir 3 dakikada kılınıyorsa bir namaz onu 13 dakikada kılmak da 1,5 dakikada kılmak da ihlasa şey. Yani beni ihlası bilmesinler diye normalde 5 dakikada kıldığı bir 2 rekat namazı beni öyle bilmesinler diye bir dakikada veya öyle göstererek geçiştirmek de zıt bir şeydir. Bunlar esasında bunlar mutlak ölçüler değildir. İnsan kalbine bakacak, kendine bakacak. O yüzden ben sık sık şunu söylerim. Hiç kimsenin elinde ihlas ölçer yok. Niyet metremiz olmadığı gibi ihlas ölçerimiz de yok. Yani herkes kendi ihlasını kendi ölçer. Kendisi mutlak manada ben ihlaslıyım diyemez zannediyorum ama bazı problemlerini görür veyahut da en azından şurada çok şükür şurayı aşabiliyorum kendine başkasına değil kendinedir. O şekilde herkes kendini ölçer, kendini tanımaya çalışır. Öyle olması lazım. İnsanları dikkate almaktır ihlasa zıt olan. İyi kötü yani çok yaparak veya az yaparak. Evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bunu da paylaşmak istemiştim hocam. Hocam bir sonraki derse gene kaldığımız yerden devam ederiz. Temennisiyle isterseniz burada bitirelim. İnşallah. İnşallah hocam. Çok sağ olun. Ağzınıza gözünüze sağlık hocam. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Evet kıymetli seyircilerimiz, bu programımızda burada idame ettirdik. Sona erdirmiş oluyoruz. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Esen kalın.